Şimdi yıllarca o bölgelere çalışmış, o bölgelerde bulunmuş bir gazeteci olarak evet. şunu sorayım. Bu tüm yaşadıklarımız, 8, 7 gündür olan bitenlerde evet. kim nereye kadar gidecek? Bir ara bulucu olacak mı? Bir son bulacak mı? Yoksa kara harekatıyla da desteklenerek artık iş çok bambaşka bir yere doğru olmayabilecek. Evet. Şimdi iki tarafın taleplerine bakmak lazım. Hamas'ın talebi, 3-4 talebi, talebi var. Biri, cezaevindekiler serbest bırakılsın. İki, Mescid-i Aksa'ya bir daha saldırı düzenlemesin. Saldırılar olun her Ramazan'da olduğu gibi evet. ve diğer aylarda hemen her hafta Siyonistler Mescid-i Aksa'ya basıyor. Orada namaz kılanlara baskılar düzenleniyor, saldırılar düzenleniyor, dövülüyor, silahla vurulup öldürülenler oldu. İşte Ramazan ayında ve diğer aylarda. Bu durdurulsun ikinci olarak. Üçüncü olarak İsrail Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te Filistinlere yönelik her gün yaptığı o katliamları durdursun. İşte yoldan geçiyor, iki çocuk okuldan çıkıyor, sırtlarında çanta var. Evet. Keskin nişancılar tarafından öldürülüyor. Sebebi ne diye sorulunca? Çantasında ben bomba olduğunu düşündüm deyip öldürüyor. Halbuki hedef o değil. Sistematik bir şekilde Filistinleri öldürmek. Ana sebep bu. Dördüncüsü, Filistinli, Filistin'in evlerine yönelik yerleşim bilimciler, o yerleşimi işgalcilerin Filistin'in evlerine her ay bir saldırı üzerine Filistin'in evlerine el koymayı bıraksınlar. Bu dört talepti Hamas'ın. Yani ötesi yok ve çok tabi hakla. Peki İsrail bunun karşılığında ne istiyor? Bugün gördüğümüz işte Amerika Dışişleri Bakanı'nın ki kendisi Amer utanç verici bir şey. Başka bir ülkenin devlet başkanı gidiyor. Ben bugün size Amerikan Dışişleri Bakanı evet. olarak değil bir Yahudi, Yahudi olarak geldim. O zaman niye İsrail'de yaşamıyorsun? Değil mi? Onu da sorarlar Amerikan yani. Amerikan evet. Dışişleri Bakanı'nı diyorsun. İşte Amerika'nın geldiği nokta bu. Amerika bugün diyor ki evet bir süper güç hala bir gücü var. Ama kardeşim Rusya'nın karşısında Çin'in karşısında küçük bir Gazi Çin ve Rusya'ymış gibi saldırıyorsunuz. Evet. Yani bu kadar bombardıman yapılması tarihte benzeri yok. yok. Hiçbir büyük diktatör böyle yok. bir saldırı. 6 binlik 10 binlik dünya tarihinde böyle büyük bir katliam olmadı. Bu kadar bomba bir coğrafyaya düşürülmedi. Utanç verici bir şey. Bir sadece Hiroşima ve Nagazaki'ye Nagazaki, işte atılan nükleer bomba var. Aynısı, değişen bir şey yok ki. Fosforlu Hiçbir bombalar yok, atılıyor, yok. kimyasal bombalar atılıyor ve yerle dümdüz ediliyor bütün yer. Bundan daha büyük bir barbarlık, vahşilik yok. Bu atladınca bir soykırım ve işte, şu, soykırım değil mi Turan bir, Bey? Kesinlikle, yüzde yüz bir soykırım. Uluslararası hukuku bakın diyor, gaz vermiyoruz, su vermiyoruz. Bunlar Uluslararası hukukta yasak olan. Tarihte şu anda, benzer bir İsrail, soykırıma uğramış bir... Onun, ne, evet. evet. Neanyahu Netanyahu, Savunma Bakanı, bütün İsrail evet. devlet yetkililerinin şu anda Cenevre ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Hitler yani. ve evet. askerler nasıl yargılandıysa göreceksiniz. Netanyahu er yaşarsa 5-10 yıla kadar İsrail'in Savunma Bakanı hepsi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Ve İsrail'e destek verenler de 5 yıl 10 sonra aynı yargılamayı görecekler, aynı şeyi yaşayacaklar. İsrail'e dünyanın farklı yerlerinde Siyonizmin desteğiyle, Siyonizm vakıflarını alan desteklerle bu coğrafyada fitne fesat çıkarmaya çalışanlar da bu coğrafyadaki insanlar tarafından not düşülüyor. En fazla 5 yıl sonra onlar da bu katliamlara ortak oldukları için aynı şekilde yargılanacaklar. Bunu göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Bu coğrafyanın çocukları görecek en azından. İsrail ne istiyor? Şu anda Gazze'nin oradan tamamen o 2,5 milyon insanın oradan çıkarılması. Çıkarılmasını. Nereye? İşte şeye sürülsün istiyor. Peki bunu yapabilir mi? İmkansız. Şimdi güneye Doğru. diyor ya güneye gitsinler diyor ya. Sinat Çölü. Misin? Sen çöle Mısır mi sınırına doğru ha. Mısır sınırına doğru. Oradan da oradan Sina Çölü'ne Mısır'a kapıyı aç. Sinat Çölü'ne geçsinler. Diyor. Zaten ana hedeflerinden yıllardır buydu. Batı Şeria'yı Ürdün'e sürmek. Batı Şeria'dakileri gazledikleri Gazze'dekileri Sinat Çölü'ne sürmekti. Bu İsrail'in başından beri yürüttüğü politikalardan birisi. Yeni olan bir şey değil. değil. 40, 60, 75 yıldır bu politikayı güdüyor. Adım adım sistematik bir şekilde Filistinleri Kudüs'ten tıpkı diğer coğrafyadan nasıl kovdularsa Gazze'den Batı Şeria'dan kovmak bu, e, Hocam güzel bir şey söyledi 1946-47'ye kadar Filistinler %94'ü iken Bu toprakların sahibi Birleşmiş Milletler Taksim planıyla birlikte %60-70'i verildi İsrail'e Bugün Filistinler %30'un Mücadelesini vermiyor %18'i bile değil Şu anda ellerinde Yok, kalan evet. Gazze %1'ini temsil ediyor Batı Şeria %4'ünü temsil ediyor Kudüs'te %1-2'ni Doğu Kudüs temsil ediyorsa ediyor bu kadar yüzde attı 7 8 için mücadele ediyor. Bunu Ilan Pape ve Chomsky bu kitabında çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yüzde sekizli bir toprak partisi Ka kalmış. için mücadele ediyor. Evet. ve buna İsrail yaşam hakkı vermiyor. Ona bile vermiyor. Ona bile yani. vermiyor. Ve ne acıdır ki e, onların insafına kalmış. Evet. İşte Mısır'ın insafına kalmış. Batının Batını iki batını yüzlü burada yani bir daha kalmış. Uzak çıktı. İslam dünyası bir daha Batı Batı emperyalizmin ya işte Siyonizmi destekleyen siyon örgütlerin nasıl tekrar bu çerçevede bir araya geldiğini gördük. Batı'nın 200'lüğünü, o bize insan haklarından bahseden, demokrasi dersi veren ülkelerin, Amerika'nın, Avrupa'nın 200'lüğü, Fransa'nın gördük. Onu ama onu çok var, oluyor. Burası, bu arada evet. sözünüzü keseceğim. Biraz önce Gazze'deki siz de dediniz ya bu hastaneyi evet. biliyorum. Bakın evet, cenaze cesetler, mi? cenazeler çıkarılıyor teker teker. Bu görüntüler canlı. Evet, bunlar bugün yansın. hastanede evet. yaralı olup ölenler şu anda. Evet. evet. Bakın, kadınlar, çocuklar, çocuk. Evet. Ne diyelim ki şimdi? Ve Batı, sava U savaş gemileri gönderiyor. İngiltere, Almanya, Fransa gösteri yapanları tutuklayacağım diyor. Evet. Almanya para cezası veriyor. Yani dünyanın nereye gittiğini görün ya. Artık hakikaten utanç verici bir hal aldı. Batı'nın o büyük demokrasi, büyük Gerçekten insan hakları, öyle. lafları hepsi tarihin çöplüğüne artık atılması gerekiyor. Batı'dan alacağımız bir şey artık yok, kalmadı. Kendi kendini iflas etti Batı. Doğru. Yaşlı Batı bitti. Amerika da kendi kendine intihar ediyor şu anda. Yani şu yüzyılda biz ne yazık ki bu artık görüntüleri ekrana getiriyorsak... Türkiye'nin ve İslam yani, dünyasının artık bir şekilde uyanması. Evet, Türkiye'nin buna hücrelik evet, edip evet, evet, yeni bir evet. İslam Birliği mi, NATO Birliği mi? Burada bütün bu coğrafyanın halkları Hristiyanıyla, diğer bu coğrafyada yaşayan diğer etnik yapılar, mezheplerle birlikte ortak, yeni büyük bir de hareket başlatmak gerekiyor. Bütün dünyaya örnek olay, olabilecek bir hareket yapmak gerekiyor. Bu coğrafyanın insanların ben bunu yapabileceğine inanıyorum. Çünkü batı sömürgecilikle peryalizme ayakta durdu. Bütün zenginliğin kan. Bakın Nijer'de geçen gün işte darbe oldu. Fransa'yı kovdular. Nijer halkı, Afrika halkları artık Fransızları, İngilizleri istemiyor. Evet. Afrika halkları bile gerçekleşiyor artık. artık. bu coğrafyanın insanları evet. da uyanmalı. Kesinlikle. Nijer bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi ben de diyorum ki yani biz bu yüzyılda e, ekranlarımızdan böylesi sıra sıra yan yana dizilmiş e, cenazeleri, cesetleri paylaşıyorken canlı yayında e, İsrail'in Filistinlere yönelik o saldırılarını paylaşıyorken gerçekten aslında bunun ötesinde konuşulacak e, tabii o kadar çok şey var ama evet. şu an ekrana getirdiğimiz görüntü aslında hiçbir sözü de gerek bırak.